Şimdi böyle bir şeyin türevi lazım bize. Zaten şununla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Yani türevini aldığım zaman iki tane f üssü x. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada dikkat et, içinin türevini alacağım. Yani şunun türevini alırken kenarda yazayım. Bak, pi bölü 2 eksi x'in türevi çarpı f'in türevinde kendisi. Pi bölü 2 eksi x. İçinin türevinden ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Dikkat et, şu sabit sayı eksi x'in türevi de eksi 1. F'in türevinde pi bölü 2 eksi x eşittir. Dikkat et, zaten bu ne demek? Tanjant x demek. Tanjant x'in türevini uzun uzun konuşmaya gerek yok. 1 artı tan kare x. Daha önceki şeyimizde anlatmıştık. Peki ben ne olsun istiyorum? Türevinde pi bölü 4. Yani ben buraya ne yazacağım? Pi bölü 4 yazacağım. İki tane f üssü pi bölü 4 eksi, bak pi bölü 4 yazarsam pi bölü 2'den pi bölü 4'ü çıkartacağım. Yani yine pi bölü 4 gelecek. F üssü pi bölü 4. Bu da eşittir. Tanjant pi bölü 4 ne demek? Ya da şuraya direkt yazayım. Tanjant pi bölü 4 yani 45 1 demektir. Burası 2 olacak. Dikkat et, iki taneden bir tanesi çıkarsa bir tane f üssü pi bölü 4 ne olmuş olur? 2 olmuş olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Burada da işte tam sana türevle ilgili şeyleri sor demiş oluyor. Yani kaçtığın hangisi doğrudur demiş. Ben bu fonksiyonu hangisinin ne olduğunu bilmiyorum ama bunun eğimi kaç? 1 bölü 3. Öyle yazalım bari kenarına. 1 bölü 3. Direkt tanjantlarına bakıyorum. Şuna dikkat et. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar 2 bölü 3. Fakat dikkat edersen bu fonksiyonun açısı ne? Geniş açı. Geniş açının tanjantı ne olur? Eksi 2 bölü 3. Bunun eğimini bulmanın birçok yolu var bu arada. İşte denklemi yazarsın. Y'yi yalnız bırakırsan da olur. Ama hiç gerek yok. Ben şöyle küçücük bir tekrar yapayım şuraya. Şöyle bir doğrumuz var. Burası A, burası B olsun. Şu açının tanjantı lazım. Biz biliyoruz ki bu tanjant alfayı nasıl bulacaktım? Burayı bulamazsın ama şurası 180 eksi alfadır. 180 eksi alfa. Peki tanjant 180 eksi alfa. Hatırla, ikinci bölgede işaret değiştirecek ama isim değiştirmeyecekti. Eksi tanjant alfa. O yüzden burası eksi 2 bölü 3'tür. Şurası da eksi 1'dir. Fakat bize diyor ki adam bunların mutlak değerini aldı. Şimdi mutlak değerci en büyük olan hangisi? Bak 1 değil mi? Bunun mutlak değeri 1. Demek ki bu f'miş. Yani bu 1'miş. Sonra 2 bölü 3 olacakmış. Yani bu zaman bu da g'ymiş. Yani şu f'miş. Hatta öyle yanına da göstereyim istersen. Bu f. Bu g. Bu zaten 1 bölü 3. En küçük olduğu için bu da h olmuş oluyor. Peki neyi soruyor bize? Ha, bunları sırala. Peki şimdi bu fonksiyonun hangisinin ne olduğunu artık biliyoruz, değil mi? Sıfırdaki değerlerine bak. Bak, h sıfıra dikkat et 1. G sıfıra dikkat et 2. F sıfıra dikkat et 3. Yani h, g, f olacakmış. Yani en küçük olan h, sonra g, sonra da f sıfır olacakmış. Ha, bu arada sıfırdaki değerleri dediği için y ekseninden baktık. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki yani fonksiyonların kimin olduğunu görüp sonra değerlerini yerine yazdım. Peki şu soru zor bir soru. Çünkü çok fazla kuvveti var. Yani değişken değiştirerek yapabilirsin ama ben olsam tane tane giderdim. Bak şunu başa çarpan olarak atıyorum. Takip et. 4 1 artı x artı x karenin kübü, bak üstü ne olacak? 3 olacak. Çünkü niye? 4'ü başa çarpan attım. Şimdi bunun türevini alacağım. Bak 1'in türevi 0. Takip et. 3'ü başa çarpan olarak atacağım. 3 çarpı x artı x karenin karesi. Bitti mi? Bitmedi. Bak bir de şimdi şunun içinin türevini alacağım. Yani 1 x artı x karenin türevini alacağım. O da ne olacak? 1 artı 2x olacakmış. X gördüğüm yere 1 yaz diyor bana. 1 yazalım. 1 artı 1 artı 1 2. 2'nin kübü. Bunun kübü.
3 çarpı 1 yazdım. 2'nin karesi 1 yazdım 3. Şimdi burası ne yaptı? 8, 9, 9'un kübü. Şu 9'un kübü, şu 3'ün karesi, şu da 2'nin karesi olsun. Peki ne oluyor burada? 2 üzeri 4. 3'ün karesinin kübü, 3'ün karesinin kübü ne yapar? 3 üzeri 6 yapar. Bir de burada var 3 üzeri 8. Peki A gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 4. B gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 8. C, yani 5'in bir kuvveti var mı? Yok. 0. Toplarsam kaç yapıyor? 12. Bir kez daha anlatıyorum. Takip et. 4'ü başa çarpan olarak attım. Üstünü bir azalttım. Şuranın komple türevini aldım. 0. 3'ü başa çarpan olarak attım. Bir azalttım. Sonra şu içeride kalan x artı x karenin türevini aldım. Evet, bu zor bir soruydu. Zaten ÖSYM daha önce bunu YKS'de de sormuştu, bu tarz bir soru. Evet, var mı kafana takılan bir şey? Yok hocam. Tamam. Şimdi bu f3, bak şuraya dikkat et, f3. Yani fx eksi f3 bölü x eksi 3. Ne demekti? F'in türevini al, 3 yaz. F'in türevini biliyorum zaten. Yapmam gereken tek şey buraya 3 yazmakmış. 3 yazacağım, 3 yazacağım. 9 artı 3 artı 1'den kaç yapmalıymış? 13. Bak, yalnızca tanımı bilmemiz gerekiyor burada. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Evet, bunu konuştuğumuz için daha önce çok fazla geçiyorum. Ne demiş ki? G bileşke F'nin türevi. Şimdi ben bunu nasıl öğretmiştim sana? F'in türevinde M, G'nin türevinde F M. Eşittir kaçmış? Sıfır. F'in türevini alıyorum. 2x artı 2. X yerine M yazıyorum. 2M artı 2. Şimdi şurası, yani ben M'nin alabileceği değerleri soruyor ya bana. G'nin türevinde F M. G'nin türevinde F M'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şurası ne olabilir? G'nin türevinde. Ben burayı bir daha yazayım. Çünkü M yerine ne yazacağımızı bilmiyoruz. Eşittir sıfır. Zaten onu soruyor. Şimdi bu çarpma işleminin sıfır çıkması için neler olmalı? Bir, burası sıfır olmalı. Yani M dediğim şey eksi bir olmalı. Ya da şurası. Bak, orası ne demek? G'nin türevinde FM ne zaman sıfır çıkıyormuş? Şurası iki olduğunda. Yani FM'yi neye eşitleyeceğim? İkiye. Bak, burayı ikiye eşitleyip bu, yani f'yi 2 yapan değerler lazım. Yani x kare artı 2x eksi 4'ü neye eşitliyorum? 2'ye eşitliyorum. Karşıya attım. Çünkü fm'nin de 0 olabileceği, yani 2 olabileceği yerlere bakıyoruz. Burası 2 olsun ki, bak burası 2 olsun ki g'nin türevi 0 olsun. O da x kare artı 2x eksi 6 eşittir 0. Ben buraya m yazarsam ne olur? Yani direkt kökler toplamına bakmamız yeterli. Çünkü benden kökler toplamını istiyor. Tutup burada delta'ya, meta'ya bakarsak zaman kaybederiz. Bir de zaten kökleri tam sayıda değil herhalde. Ve kökler toplamı ne demek? Eksi 2 gelecek. Eksi b bölü a'dan. Peki, eksi 2 geldi. Buradan eksi 1 geldi. Burada da m'ler toplama eksi 2 geldi. Toplarsam kaç yapar? Eksi 3. Yani tutup şurada bir de delta'ya, meta'ya bakarsan gerek yok. Tekrar ediyorum şu kısmı, ya da en baştan bir daha alalım. Şu bileşke fonksiyonun türevi neydi? İçinin türevi çarpı g'nin türevinde fm. Türevini aldım, m yazdım. Türevi 2x artı 2, m yazıp 0 eşitledim. Çünkü burası, ya burası 0 olacak ya burası 0 olacak. Peki g'nin türevi ne zaman 0 oluyormuş? fm'nin 2 olduğu yer. Yani bunu 2'ye eşitledim o yüzden. Sonra da kökler toplamına baktım. Çok güzel soruyormuş. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki şu gösterime dikkat et. Bak, bu y'yi, yani bunun türevini al, x yerine 0. Şimdi her şeyden önce ln x'in türevi neydi? ln x'in türevi içinin türevi, yani 1 bölü x'ti. Yani içinin türevi bölü kendisi. Şimdi bunun türevini alacağım. Dikkat et, tane tane açıklayacağım. E üzeri 2x. Şimdi bunun türevini alacağız. 2'yi başa çarpan olarak attım. Üstünü biraz azalttım. Şu an bak, yalnızca üstü kısmını aldım. Bir de ne yapacağım? Sinüs x'in türevini alacağım. Kosinüs x. Artı e üzeri x'in türevi kendisiydi. 2x'in türevi. 2x'in türevini alacağım. Kendisini yazacağım. Bölü, bak içinin türevini aldık. Bölü kendisi.
Kendisi zaten sin kare x artı e üzeri 2x. X gördüğün yere ne yaz diyor? Sıfır. Zaten şu sinüs sıfırı görüp hemen bundan kurtulduk. Bir sayının sıfırıncı kuvveti bir demektir. Yukarıdan iki geldi. Burası sıfır. E üzeri sıfır yine bir demektir. Cevabım kaçmış? İki. Yani elenin türevini aldık ama içerisinde gördüğün gibi alması bayağı zor. Bunu başa çarpanarak attım. Sinüs x kaldı. Bir azalttım çünkü içini. Sonra sinüs x'in türevini yazdım. Anlaştık mı? Şimdi bunun böyle bir şey vermiş. F'nin türeviyle ilgili yorum yapabilmem için bunun türevini alacağım. Dikkat et. F'nin türevinde x. İçinin türevi çarpı g üssü türevinde kendisi artı k sabit sayı zaten 3x kare. Şimdi x gördüğüm yere belli ki eksi 2 yazacağım. Bak şimdi f'in türevinde eksi 2, eksi 4, g üssü 4. G üssü 4 kaçmış? 2 artı k çarpı x yerine eksi 2 yazmıştım. 4, 12 gelecek. Neye eşitleyeceğim bunları? 2'ye eşitleyeceğim. Peki eksi 8 karşıya attım. Ne oldu? 12k eşittir 10. K eşittir 5 bölü 6 gelmeliymiş. Hocam Anlaştık mı? peki buradaki K'nın sıfır olmadığını nasıl bildiniz? Hani Yok. türevini K... alırken sıfır oluyor ya. Ha, yok, çarpım türevi yapmıyorum ki orada. Şöyle yani bir K'nın türevi 0 çarpı x küp artı k çarpı x küpün türevi 3x kare demeye gerek yok. Zaten hani 5x karenin türevini alırken burada çarpımın türevi yapmıyoruz. Direkt bunun türevini alıyorum ya. Anladım. Yani k x küpün türevi de ne oluyor? Direkt 3x kare oluyor. Yani şunun hiçbir anlamı kalmıyor. İki değişken çarpılmışsa çarpımın türevi yapmakta bence fayda var. Yine bir bileşke fonksiyon. Yani tabii diğerlerine göre daha farklı. F bileşke Fx'in türevini nasıl alacaktım? Dikkat et, içinin türevi f'in türevinde, yani içinin türevi f'in türevinde kendisi. Başlayalım. Önce f'in türevini alalım. F'in türevi nedir? Tabii sinüs x'in türevi ne olacak? Sinüs x bölü 2'nin türevi. İçinin türevi 1 bölü 2. Kosinüs x bölü 2. Bak şu an yalnızca şunu bulduk. F'in türevinde, şimdi f'in türevini yazalım bir daha buraya. İçinin türevi 1 bölü 2, kosinüs x bölü 2. Şimdi bana adam şunu söylüyor bak. F'in türevinde fx yaz. Yani x gördüğüm yere şimdi ne yazacağım çok takip et. Bak yalnızca x gördüğüm yere fx'i, yani bunun tamamını yazıyorum. 1 bölü 2, burayı takip et. F'in türevinde kosinüs x gördüğüm yere ne yazacakmışım? Sinüs x bölü 2 bölü 2. Bak x gördüğüm yere sinüs x bölü 2 yazdım. 2 pi yaz diyor, yazalım. 1 bölü 2. 2 pi yazarsam burada ne olur? Pi kalır. Kosinüs pi de ne demektir? Eksi 1. Dikkat edin, adım adım gidiyorum. 1 bölü 2. 2 pi yazarsam şurası, yani sinüs pi neydi? 0. 0 bölü 2'den kosinüs 0. Şurası komple 0 çıktı. Kosinüs 0 da ne demektir? 1 demektir. Hepsini çarparsam eksi 1 bölü 4 gelecekmiş. Zor sorular. Zaten son testi zor oluyor ya. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki, başlayalım. Yüksek mertebeden türevler. 12 defa türev almayacağız. Birkaç tane alıp bir fikir yürütmeye çalışacağız. Böyle olur diye. F'in birinci türevi. Normal çarpımın türevi yapacağım. İşte birincinin türevi çarpı ikinci. Tabi bu arada e üzeri x'in türevi kendisi. Artı kosinüs x'in türevi ne demek? Eksi sinüs x çarpı ikinci. Bak birincinin türevinde şöyle bir şey geldi. E üzeri x kosinüs x eksi sinüs x geldi. Şimdi aynı şeyi bir defa daha yapalım. Bu birinci türev, düzenlenmiş hali. F'in ikinci türevi. Yani tekrar türev alıyorum. Birincinin türevi kendisi. Artı e üzeri x, yani şunun türevi ne olacak? Eksi, bak şuraya dikkat et. Eksi sinüs x. Eksi kosinüs x. Şöyle şuraya küçücük bir şey sığdırayım. Tabii bir de ne var? Yanında da e üzeri x var. Şu ikinci türevi bir daha yazayım şuraya. Hatta şu silgiyle sol tarafı temizleyelim. Belli ki yeri yetmeyecek. F'in ikinci türevini bir daha yazıyorum. Bir daha almıyorum. Yalnızca düzenleyip yazacağım. E üzeri x. Kosinüs x. Eksi sinüs x.
artı eksi, şimdi şunu bir kez daha göstereyim. Birincinin türevini aldık, kendisi. Bu da aynısı geldi. Şimdi şunun türevini aldım. Eksi sinüs x. Sinüs x'in türevi eksi kosinüs x'ti. Eksi kosinüs x gelecek buradan da. Yani sinüs x'in kosinüs önünde eksi olduğu için çarpı ikinci. Bunu da düzenleyelim. Yani e üzeri x parantezini alalım. E üzeri x parantezini alırsam ne olur? Kosinüsler gider. Ne kalır elimde? Eksi iki tane sinüs x kaldı. Tamam. Şimdi bir fikir üretemedik daha. Çünkü niye? Birinci türev şu. İkinci türev bu. Üçüncü türevde her şey biraz daha netleşmiş olur diye düşünüyorum. Bakalım. Çünkü hani şu şey kosinüs, eksi kosinüs, sinüs, eksi sinüs de hatırla. 1, 2, 3, 4 kez türev alırsam aynı yere gelmiş olurum. Muhtemelen onunla alakalı bir şey gelecek diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum. Yine çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı kendisi. Artı ikincinin türevi dikkat et. Eksi 2 kosinüs x çarpı e üzeri x. Tekrar e üzeri x parantezini alıyorum. Üçüncünün türevini de bulduk. Ne oldu? Eksi 2 sinüs x eksi 2 kosinüs x. Peki, şimdi şöyle bir düşünelim. Bu birinci türev. Bu ikinci türev. Bu da üçüncü türev. Ne gibi bir şey görüyoruz? Kosinüs var. Eksi 2 sinüs x var. Bu var. Şu an ben de hala, yani ben bile hala bir şey ya. Ben bir şey gördüm tabii de. Şimdi dördüncüde artık her şey netleşir diye düşünüyorum. Hani üçüncüde netleşecek diye konuşmuştuk ama değilmiş. Çünkü niye? Birinci türevde kos eksisinin var. Hani eksi hepsinde eksi ikisin, eksi üçsin gelse bir şey yapabilirdim ama şu an bir şey yapamıyorum. Ve son kez dördüncü türevi alacağım. Hatta şu rengini değiştireyim ki biraz daha şey olsun. Peki dördüncü türevini nasıl alacağım bunun? F'in hatta o da oraya sığmayacak gibi yine. Nereye yazayım bilemedim ki. Şu üst tarafı da sileyim. Ya dediğim gibi son testler bazen çok çok zor olabiliyor. O kadar da çok şey yapmamak lazım ama yine de anlamaya çalış. F dördüncü türev. Dördüncü türev şu şekilde gösteriliyor. Dört kez türevini al demek. Birinci türev yine kendisi. Diğerinin olduğu gibi yazıyorum. Peki artı şimdi şunun türevini alacağım. Bunun türevini kosinüs. O zaman eksi 2 kosinüs. Şu e üzeri x'i yazayım. Onunla işimiz yok. Eksi 2 kosinüs x. Peki kosinüs çizgisinin türevi ne? Eksi sinüs x. Önünde de eksi olduğu için artı iki tane ne geldi şimdi elime? Sinüs x geldi. Peki artık toparlayabiliriz. Bak e üzeri x parantezini aldım. Galiba şununla şu birbirini götürdü. Eksi dört tane kosinüs x geldi. Ha, bak. Gördün mü? Artık bir ilişki kurabiliyorum. Yani birinci türev bu, ikinci türev bu, üçüncü türev bu, dördüncü türev bu. Bak dört türevde yine aynısı oldu ama başına eksi dört geldi. O zaman 12 türevde ne olur? E üzeri x. 12. türevde ne gelecek? Valla ben yine şey yapardım gibi geliyor bana ama kosinüs x eksi kosinüs x. Neyse bir düzenleyeyim. Bir hata yapmadım değil mi? Şöyle bir bakayım bir daha. Bununla bu gitti. Eksi 4 tane kosinüs x. 12. türevde de eksi 12 mi gelecek acaba? Eksi 12. Ha ikinci tamam şey galiba tamam. Şunu şöyle düşünmüş galiba. Şu 4'ü dışarı atayım bak. E üzeri x. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yapıyor. Eksi kosinüs x. Yani şey gibi. Bu 4. türevde 2'nin karesi gelir. İşte 8. türevde 2'nin 4. kuvveti gelir. 12. şeyde de 2'nin 6. kuvveti gelecek. Bak 4. türevde ne geldi? E üzeri x 2'nin karesi eksi kosinüs x. Bir 4 tane daha yapsam hep hani her 4'te bir tekrar ediyor ya. Yani 8. türevde şu gelecek. E üzeri x bu 2'nin 4. kuvveti eksi kosinüs x. 12. türevde e üzeri x, bak 2'nin karesi, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 6. kuvveti, eksi kosinüs x. Çünkü her 4'te bir kosinüs tekrar edeceği için
Şimdi x yerine 0 yazarsam zaten eksi 2 üzeri 6'dan eksi 64. Şimdi buna bakalım cevabına. Çünkü çok uzun sürdü. 11'e Adana dedik. Evet, 11 Adana demiş. Bence zor bir soruydu. Yani o kadar çok bence karşılaşacağımız tipte bir soru değildi belki ama yani burada zaten 12 defa türev almak daha kolay gibi gelebilir ama değil öyle işte. Yani 4 taneyi zor aldık zaten şurada. Yani bir tekrar yakalamalıyız burada. Yani bu fonksiyonun kendisi iken dördüncü türevinin de şöyle bir şey geliyor olması. Hani 4. Sekizinci türevde 8 gelmiyor dikkat et. 2'nin karesi, 2'nin dördüncü kuvveti, 2'nin altıncı kuvveti geliyor. Onu görmek de çok kolay değil. Hani çok da yani farklı düşünmek için zaten bunları çözüyorum. Ben yani Galata'nın son testleri zor olmasının şeyi yani zor testi çözelim ki farklı şeyleri de görelim diye. Mesela bu soru tipini biz daha önce gördük. Burada hepsini çarpıp türevini almayacağım mesela. Ne yapacağım? Kim sıfır yapıyorsa onun türevini alıyorduk. Ha burada o da yok. Pardon. Oo. Yine zor bir soru. Peki f'in türevini 1 yazacağım. Normalde 1 yazınca 0. Yani şöyle oluyor bu sorular hatırlarsan. X eksi 1, x X-X-1. eksi 2, x eksi 3, x eksi 4 yapıyordu. Sıfır yapanın türevini alıyordu. Mesela böyle bir f1 verince, f'in türevinin 1'deki değeri deyince çarpmayacaktık. Ama şeyde burada ise öyle bir durum söz konusu değil. Yani burada yani daha da zor olmuş hakikaten. Neyse ya alalım sıkıntı değil. Yani 4 defa türev alacağız. 4 kez değil. Yani birincinin türevi çarpı diğerleri. İkincinin türevi çarpı diğerleri. Üçüncünün türevi çarpı diğerleri. Dördüncünün türevi çarpı diğerleri ama zaten bunların türevleri bir zaten bak. Bunun türevi kaç yapar? Bir çarpı diğerleri. Hatta diğerlerini de bir yazalım ki uğraşmayalım. Bir yazarsan ne olur? Üç. 4, 5. Bak. İkincinin türevi 1. X yerine 1 yazarsam 2. Bak dikkat et zaten. 4, 5. Bunun türevi 1. X yerine 1 yazıyorum. 2, 3, 5. Dördüncünün türevi 1. Yine 1 yazarsam 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bu yalnızca f'in türevinde bir değerini bulduk. Bunu da bir de hesaplayacağız tabii. 20, 60, 20, 40, 15, 30, 12, 24. Böyle F1'i bulmak zaten kolay. F1 ne? 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5, 20, 60, 120. 60, 100, 130, 154 bölü 120, 2'ye böldüm. 77 bölü 60. Şimdi şu aşağıda zaten bir şey yok. Şuraya bir kez daha anlatayım. Yani farklı bir renk daha seçip şuraya göstereyim. Ne yaptım? Bak bunun türevi 1 yapar ya. Ya x artı 2, x artı 3, x artı 4 yazmadım. Direkt 1 yazdım yanına. Çünkü x yerine 1 yazacağım en sonunda. İkincinin türevini aldım bak 1. Bunun türevini alınca 1 geldi. X yerine 1 yazdım. 2, 4, 5. Yani sorunun zorluğu o. Ama dediğim gibi bizim karşımıza hep bu çıkmıştı. Bu tabii ki çok zor bir soru olmuş. Kafana takılan bir şey var mı? Yok hocam. Ya tekrar zaten kendin çizmeye çalış bunlar. Yani şey, yani kendin de çözmeye çalış. Çözemezsen dönüp dönüp buraya bak. Ne demişim? Şimdi bu grafikten ne anlıyoruz? Şimdi şurayı bir kapatayım. Ondan sonra konuşalım. Yani burayı bir kapatalım ki hani bizi yanıltmasın. Şimdi bu fonksiyonda 3 haricinde ne verirsem vereyim pozitif. Yani 2'de versem, 1'de versem, 0'da versem, ne verirsem vereyim pozitif. Burada her şeyden önce bunu anlamalıyız. Yani bu grafik 3 haricinde pozitif. Şimdi bunu bir silelim. Az önce karaladığım şeyi bir sileyim. Bu f'in türevi bize neyi veriyordu? F'in türevi bize artanlık ve azalanlığı veriyordu. İyi de bu fonksiyon şöyle gözükünce birçok öğrenci bunun azaldığını düşünüyor. Hayır. Bu bir fonksiyonun türevi olduğu için fonksiyonun türevi bana neyi verir? Artanlık, azalanlık. Bu burada 3 haricinde hep artmaya devam etmiş. Yani şöyle düşün. Bunun grafiğini ben sana şöyle çizebilirim. Bak geldi geldi hep artıyor bak grafik. Graf geldi geldi. Böyle küçücük bir yerde sıfır olur gibi oldu. Yani teğet olduğu gibi düşün ama artmaya devam etti. Bu fonksiyon daima artanmış. O zaman f3, f2, f1 her zaman 3 2'den büyük olacak. 2 1'den bak şöyle düşün. 1 burada, 2 burada, 3 burada. Bu fonksiyon artmaya devam ediyor. Anlaştık mı? Bu soru tipi de yine ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesi. Umarım anlamışsındır. Bu Anladım. türev demek eğim demektir ya.
artma miktarı ya da azalma miktarı şey, daha doğrusu azalma miktarı değil, artma miktarı şey olabilir yani. Önce böyle çok yüksek artarken sonra böyle hafif bir azalıp sonra gidebilir. Ama artmaya devam ediyor. Dikkat et. Gelelim buna. Bunu hem L'Hôpital'den göstereceğim hem de bu fonksiyonun aslında bugünkü derste de yine gördüğümüz bu ifade tek başına olsaydı, yani şu türev kısmı olmasaydı biz nasıl diyorduk işte. Aslında oraya bir açıklayabilirim. Şöyle şurada. Ne demiştik? Limit x a'ya giderken fx eksi fa bölü x eksi a ne olacakmış? Bu neydi? F'in türevinin a'daki değeri. Ben burada sana iki tane yöntem gösterdim. Tamam, bir tanesi eğim meğim dedik ama x yerine a yazınca ne oluyordu? 0 bölü 0 belirsizliği, payın türevi f üssü x, paydanın türevi 1. X yerine a yazdım, f üssü a gelmişti. Bu mesela burada daha çok işime yarayacak. Hemen bunu bir konuşalım, sonra anlaşılması diğerlerini anlatmaya çalışırım. 0 yazdım, 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Bak, 0 yazdım, haş gördüğüm yere bu. Peki 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapıyordum? Buranın türevini alacağım. Kime göre türev alacağım? H'ye göre türev. Yani x'i bulaştırmıyorum daha. Onu en son konuşacağız. Peki ben bunun türevini alsam ne olur? F'in ikinci türevinde, tabii içinin türevi de var da, 1 artı h'ın türevi zaten H'ye göre türevi nedir? Bunun 1. Çarpı 1 artı h eksi. Şimdi buraya dikkat et. Bu ifade nedir bu ifade? Sabit bir sayı değil mi? Çünkü niye? Bak, F'in türevini almış, 1 yazmış. F'in türevini aldı, 1 yazdığında bir sayı gelir. Sayının türevi ne olur? 0. H'a göre türev alıyorum, 1. H yerine 0 yazıyorum. Aslında bu ifade F'in ikinci türevini al, 1 yaz demek. Yani bak, şu ifadenin iki kez türevini alacağım. Hemen alıyorum. F'in birinci türevinde x. 9x kare artı 4x artı 1. Bir kez daha türevini alacağım. 18x artı 4. X yerine kaç yazacakmışım? 1. Ne yaptı? 22. Tekrar ediyorum. Bu ifade L'Hôpital'den daha kolay anlaşılır. H yerine 0 yazdım. 0 bölü 0. 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapacaktım? Değişkene göre, yani şuradaki değişken neyse ona göre türev alıyorum. F'in ikinci türevi oldu. 1 artı H. Şu F'in türevinde 1. Bak, hatta F'in türevinde 1'i bulalım. Sonra konuşalım istersen. Hadi onu da söylemiş olalım. F'in türevinde 1. 9, 13, 14. İyi de bu 14'ün türevi ne olur? 0 olur zaten. Anlaştık mı? Hani temel mantığımız o. Burası 0 olacak. H'ın türevi 1. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki, devam. Evet, böyle bir grafik için ne konuşmuştuk? Bak, x yerine 1 yazınca 1 gelecek. F1'in 1 olduğunu biliyorum. F1, 1. Çünkü x'e 1 verince 1. Mevzu bu değildi hatırlarsan burada. F'in türevinin bir de ne olduğuydu? F'in türevinde bir. Buradan geçecek olan teğetin eğimi. Peki teğetin eğimini nasıl buluyoruz? İster, tabii şurada benzerlik menzerlik yapabilirsin ama hiç gerek yok. Eğim nedir? X'in katsayısıdır. Yani y eşittir mx artı n. X'in katsayısı yani 2'ymiş. Peki, şimdi bu fonksiyonun bazı şeyleri, ifadelerini biliyoruz. Peki ne yapmalıymışım? X yerine 1 yazınca 1 olacakmış. X yerine 1 yazıyorum. Ln 1'in a'nıncı kuvveti. Ki bunu a'yı başa çarpan olarak atarak konuşursak daha güzel olur. Artı 1 yazdım b. Artı 3. 1 yazıp 1'e eşitliyorum. Şimdi ln 1 0 olduğu için bununla ilgilenmiyorum. B gördüğüm yere ne yazacakmışım? Eksi 2. Tamam, bu cepte. Şimdi ise bu ifadenin türevini alacağım. Ama fx'i ilk önce bir düzenliyorum. A'yı başa çarpan olarak attım. Ln x. B x kare, başka da bir şey yapmamışım aslında. Evet, f'in türevinde x'i alıyorum. A ile bir işim yok. A sabit sayı zaten. Ln x'in türevi ne olacak? İçinin türevi bölü kendisi. Artı 2 bx. Artı 0. Şimdi x yerine diyor 1 yaz. F'in türevini aldık. X yerine 1 yazıp 2'ye eşitleyeceğim. 1 yazarsam a artı 2 b. 2'ye eşitmiş. E b'yi bulmuştum zaten. Eksi 2. Eksi 4, karşıya atarsam a'yı da 6 buldum. Bu ikisini toplarsam cevap ne olur? 4. Evet, yani güzel bir soru ama bildiğimiz bir soru tarzı. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Peki, şimdi bir grafik verip neyi konuşacakmışız? F'in kendisini, türevini ve ikinci türevini.
Şimdi f'in kendisini konuşmanın anlamı yok. Çünkü niye? X'e sıfır. Yani ben bu aralıkta sayılar verdiğimde grafik nereye gidiyor? Zaten negatif sayılara gidiyor. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Yani f'in kendisi zaten ne yaparsam yapayım negatif oluyor. Bunu anladık. Peki birinci türev ne demekti? Birinci türev bu ifade artan mı azalan mı? Bak x'e değerler verince ne oluyor? Dikkat et. X'e değerler verdikçe ne oluyor? Artan oluyor. Demek ki o zaman eğimi pozitif diyoruz. Bak dikkat et. Eğimi pozitif. Yani D şıkkında aradım. Peki ikinci türevle ilgili ne öğretmiştim sana? Şöyle iki tane şey göstermiştim. Biri dış bükey. Yani yine paraboldeki gibi aslında. Dışa doğru bükülmüş. Yani f'in ikinci türevi sıfırdan büyük. İçe doğru bükülmüş. F'in ikinci türevi sıfırdan küçük. İşte gülen surat, ağlayan surat. Yani bu tam gülen surat gibi değildi aslında. Şöyle düşünebilirsin. Hani bu tarafı çizmek çok doğru değil. Ama en azından şu gülen suratın bir parçası var. Yani ikinci türev o yüzden ne olacak? Pozitif olacak. Yani Bursa. Bu da yine ya bir tık sizin şeyin dışında bir konu gibi düşünebilirsin. Hani ben bu kadar ayrıntılı soracaklarını düşünmüyorum. Yani en fazla sorsalar teğetin, yani geometrik yorumla ilgili bunu sorarlar. Çünkü Türkiye'deki müfredatta bu ikinci türevin yorumu yok. Yani gülen surat, ağlayan surat yok ama bu ikisi kesinlikle var. Bir kez daha küçücük bir tekrar yapayım. Fonksiyona değerler verdim. Ne oldu? Negatif oldu. Fonksiyon artan olduğu için artı oldu. Fonksiyon şu gülen suratın bir parçası olduğu için ya da böyle dış bükey olduğu için ikinci türevi de pozitif oldu. Evet, var mı sıkıntı? Yok hocam. Evet, Cuma günü biraz geometri işleriz. Sen trigonometri türev oturtana kadar bir hafta falan belki yani bu hafta da belki önümüzdeki haftada da sürekli senin türev sorularını ve trigonometri analitik geometri kısmını işleriz. Tamam. Bana soracak olduğum bir şey yoksa ben kayıtları birazdan gönderirim. Var mı sormak istediğim bir şey? Yok hocam. Kendinize iyi Tamam, bakın. tamam Ali'ciğim. Görüşürüz Cuma günü. Kendine iyi bak. Sağ olun. Size. Bay bay.